Ladies and gentlemen, herkese hayırlı akşamlar. Benim yokluğunda aylarca, haftalarca Alastor sandıklarıyla çarlarınızı doldurdunuz, güçlendirdiniz. But your feast is nearly over. Bu zalim hükümdarlık sona eriyor. From this moment on, none of you are safe. Bir dakika maske mi giyip geliyorum? Bir dakika yan yanlış maske. <laughs> Tam 4 yılın ardından söz verdiğim gibi yapacağım demiştim ve hem de zor. Kuzey rüzgarın derinliklerine doğru iniyoruz. Belki başkasından dinlediniz, gördünüz, biliyorsunuz ama ben kendi yorumumu katarak da anlatmak istiyorum. Biz ala soru 4 atak şu şekildeki. bak bir efekt giriyor. <laughs> Şimdi soru geliyor efektiyle falan filan. Burada sabit bekliyoruz ve soru şu alan atıyor. Biz şu alanda Çarımızı öldürtüyoruz. Herkes burada şehir atıyor. Reis şehir at, şehir şuraya gideceğiz yani şehirden kastım orası. Talos busunun buraya gelmesi ve buraya alanlar atması lazım. Aynı gördüğümüz gibi. Bu ekran bir buzullaşıyor, soğuklaşıyor. Sıcak havalarda da güzel olur Alastor'a girme. Burada her 17 saniye, 27 saniye buraya bir alan atıyor. Alastor nereye gidiyor? Gel buraya gel. Alastor nereye gidiyor? Hadi git dönme gel. Yerde gördüğünüz alanlardan toplamda 12 tane atacak. Bu alanlar Alastor 30 dakika boyunca sürdü. için bu 30 dakika boyunca bu alan hasarını vuruyor. Başta ölüp şehir atarak bu hasarı, bu alanları baş bölümü çekiyoruz ve bir daha buraya asla gelmeyeceğiz. Sadece burada sandık çarlarımız olacak. Bu olayı bu arada 27-27'ye kadar yapacağız. Buralarda alanları çıkartacağız 12 tane toplam. Ondan sonra alostoru döndürmeye başlayacağız. Şimdi simyamı açacağım. 3 dakika boyunca boşu boşuna simyam ve cevherlerimin süresi gitmesin diye takmıyorum. Asla alostor çok basit. Gözünüzün korktuğu kadar zor değil. Kimse bu bilgileri bilmenizi istemiyor. Beyler hemen şimdi çarı kaldırdım. Itemlerimi takıyorum. Bu sefer de dakika 25'e kadar. Burada Yasin kardeşim dolandırıyor. Yasin dolandırıcı. Biz de burada slotları vuracağız mümkünse slotlara uzaktan vurmam lazım. Bayağı can yakıyor slotlar. Bir tane koydum yamultuyor beyler çünkü. <laughs> Bit eksiğimiz var birazcık. Burada statüler 70-60-70 şeklinde. Kesebildiğimiz kadar şu an slot kesmemiz lazım dakika 25'e kadar. Ola olay burada tamamen bu aslında. Çünkü bu slotlar bizim yolumuza çok fazla çıkacaklar dolandırırken. Yasin dolandırıyor. Yasin dolandırıcı o. Müzik yapan bu. Orada normalde kutsamacı dolandırır. Bak hatta kutsamacı arkadaşlar burada biz. Ama Yasin hasar da yüksek olduğu için böyle arada bir Alastor Yasin'e falan kayıyor. Biz de şaşıyoruz. Geçen mesela Alastor'u dolandırıyorlar. Lan ben yanında skill atıyorum ufak ufak. Tok bir anda Alastor bana bir döndü böyle bir. Bakın beyler dakika 25'e doğru geldik. Şurada bir yazı çıkacak. Alastor saldı diye. Bak saldı gördün mü? Alastor saldı biz Alastor'a girmeye başlıyoruz. Zor Alastor'da. %25 canını indirene kadar kalkanı var Alastor'un. Yani bileceğimiz hasar normalde vuracağımız hasarın yarısı oluyor. Ben mis, mis vuruyorum. Mis gibi hasar vuruyorum şu anda. Biraz daha hasar göz. Abi bir girsene normal hasar. Ha. 33k. Yani ben normalde 33k değil 66k vuruyorum. Bundan ibaret arkadaşlar. Bu %25 canlı biz burada 5-6 dakikada anca indiriyoruz. Ondan sonra hasarımız açılıyor. iki katını vurmaya başlıyoruz. Orada size gerçek rakamları, hasarları gösteririm. Kritik 100 olunca skillleri işliyor mu? Muazzam bir soru. Hemen şu an kritik oranımızı size gösteriyor saygıdeğer arkadaşlar. 106 kritik isabet şansım olmasına rağmen zaman zaman kritik skill'i vuramadığım oluyor. Şu an 70k vurdum. Boss açıldığında %25 canı bittiğinde 140k hasar vuracağım. Ve ben daha misilleme güçlendirimi açamadım. Eğer onu da açabilseydim 140'ın %20 hasarı 168 zaten 170 168 der ben 170'im diyor 170 k hasar vurduk bu arada çok iyi dolandıramıyor Yasin slotlar peşimize takılıyor slotlardan hasar yememiz lazım zaten vitimizi tamamlayamıyoruz slotları çok yakınımıza çekmeyin arkadaşlar rapor verin rapor ver çarı kaldı hemen çarı kaldırıyorum arkadaşlar bir, de çar var tabi arkada kaldırdım göstereceğim şimdi size çarı Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi bu arada birazdan savunması da kalkacak yani böyle bir alostor bırakıyor kendini çakraları açılıyor bak gördün mü bıraktı şu an alostor kendini hasarlar artmaya başladı gibi göstereceğim şimdi size. Mis vurmazsa inşallah. Hayatım alostorcum bak sen benim hidradan daha fazla 100k gördü. Şipşek atma 60k'da. Şipşek çarma gördük. Her şey basılı mı tekrar kontrol edeyim. Yani beyler burada sabah akşam 20 dakika 25 dakika tavaf ediyoruz. 130k herhalde kritikte hasar göreceğiz gibi. 69k'da gördüm. Hadi bir pat daha hayat. 146k hasar maksimum hasar gördük. Daha yüksek hasarlarla inanın bana bu inanılmaz keyifli olurdu. Böyle 5-6 dakikaya düşürsek süreyi. Bunu bu sunucuda yapmamız mümkün değil. Hasar azaltma yok silahlar falan. Zaten benim çar inanılmaz düşük bütçeli bir çar. Ben bu çarı zaten bakın bu çarla bile alastor kesebiliyoruz. Anahtara katılabiliyoruz diyebilmek için dizdim. Size göstermek için yaptım. Hızlıca göstereyim isteyen durdurup bakar. Çarda çok muazzam inanılmaz özel. Bak eldiveni falan 3 beceri. Kemeri artı 8. Ayakkabısı artı 7. Şu ayakkabı sunucu başından beri giyiyoruz. Aynı ayakkabı. Bakın bu ayakkabıyı 4 senedir giyiyorum. 2011'den beri. <laughs> Zırhımız artı 7. Ronaldo'cuyuz çünkü. Hepsi artı 7. Kaskımız 9. Kahraman setimiz falan filan var. Tılsımı buzlu burada şimşek işiyor bu arada. Element attık. Bu 24 demiş. Art 9 ejderha dişi kılacağım demiş. Şaman serisini izleyerek size böyle bir şaman yapıp arkadaşlarınızla ortak alostor kesebilirsiniz. Bu serinin şaman serisinin amacı size bunu gösterebilmek Tek eksik arkadaşımız yok. Hemen kaldırıyorum çarı. şey de atımsa Hayatım sağ bu arada tahmin ettiğimden daha hızlı kestik be. Bizim burada 7 dakika kaldım ancak kesiyorduk. Biz bir tur kalktım öldüm falan filan. Son %25 ve başlangıçtaki 125'te. Işte. Bakın gene kapandı beyler. Savunma kalkanı falan takıyor. Yani hasar vuruşunuz yine düşüyor. Son %25 ve başlangıç 125'te. O yüzden birazcık uzun sürebiliyor. Ama biz 9 dakika kala kesmiş olduk. Alostor'umuzu. Kalan 9 dakikada Alostor'la şey. <laughs> ansın şarın dışarı attı veya tam olarak şundan mahrum kaldı 8 adet beyaz ejderha sandığı ağı. Bu sandıkların tanesi 2,5 var. Şöyle bir mevzuat var. Bu anahtarlar benim anahtarlarım değil. Biz aslında ben bu sunucuya bırakacaktım. Sağolsunlar bize davet ettiler. Biz iki kişi bu anahtarları eritemiyor. Bizde çok anahtar var. Bizim anahtarlarımızı eritin. Her turda 8 sandık mı alıyorum ben dışarıdan? 2 sandık senin 6 sandık benim şeklinde. Yani 4'te birini alıyorum. Hiç anahtar kasmıyorum. Sızlan, lan vasıfsız Yani ben iki kolundan tur başı 10 bomb para alıyorum. 25 dakikada Alostor'da bekleme süresi yok. 15 dakikada Kesti kestiğim meleği artı 10 dakika bekleme süresi 25 dakikada ben 3 bon kazanıyordum. Şu an 25 dakikada bekleme süresi olmadan 10 bon kazanıyorum. Arada 7 bon fark var ve 16 çar aşmıyorum. Ben 4 sandık aldım bu tur. Niye? Yasin sen bu tur 8 sandık aldın da 16 sandık alabilir. Kaldıramıyorsun Yasin sen. Çarını kaldırmayı unutuyor. Allah kahretsin burada duruyoruz ya. Yani. Saçlarında Tabi bu işin bir güzel yanı daha var. Eğer ki bu anahtarları ben kendim kasmış olsaydım tur başına 3'er anahtar gidiyor. 16 sandık alırdım. bundan kazancı siz hesap edin. Ama bu yeni sunucularda böyle eski sunucularda sandığın fiyatı 1 bir buçuk on falan. Burada 2,5 yeni sunucu. Giriyoruz oğlum bana niye sorma? Beni niye hiç şey yapmadım. Yazıklar olsun. Ölecektik başka hiçbir kelime yok. Neden kutsama değil misin? Hemen açıklayalım. Kutsama çar ben 0'a sıfıra geçeceğim de kullanacağım çar olacak. Bu sonucu da hayatımız. Bu itemlerle yani düşük seviye itemlerle hasar en çok vurabileceğim hesap iyileştirmeciydi. Güçlendirmesini açsaydım ama açamadık da. Güçlendirme önemli. Burada zen 30 am olduğu için açamadık. Biz 110 istiyor şurayı açmaya. Orta segment çarlar kesinlikle yüklemeci oynamalı. En düşük segment yani hasar çıkartmak için iyileştirmeci oynamanız lazım veyahut bossa tek atmak için iyileştirmeci oynamanız lazım iyileştirme için ortası yok. Olay aslında tamamen bu. Ben keyfimden bu şar oynamıyorum. Tipini sevdiğimde hani çok elektrikli bir şar. Benim şar nereye gidiyor? Dur benim şar fazla gitti. İşte elementi var elektrikli falan. Beyler alana girsenize. Sövecekler bana. CH3'ten ben şimdi anahtar al. Oğlum ne yapıyorsun lan? Aa orada bir şeyler çıktı. Bir şey çıktı orada. Ne çıktı? Boz çıktı. Boz çıktı. Dur. Ben de vuran ben de drop'a gireyim. Drop'a girdikten sonra istersen kaçır. 116K'yı gördüm ben. Tamam. İstediğin yere kadar kaçır. Bu arada ben anahtarsız giriyorum ama ben de bir anahtar düşürdüm. Yani bir tane öz... Vallahi bana düştü vallahi anahtar al. Kaç 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 kaç. Vallahi aldım vallahi aldım. Kaç kaç. Bana vuruyorlar şerefsizler. Neyse daha kolay yatarım eyvallah. İkinci anahtarımı almış oldum. İlk anahtarımı alana kadar çok zorlandım. Sürekli kesiyorlar beyler bu arada. Hiç affetmiyorlar. Ama ağlamak yerine savaşmayı tercih ediyorum her seferinde. Burada olay çok basit. Ben mesela maymun zidanı falan hiç beceremem ama. Burada her seferinde geri gitmek istiyorsak. Şuraya gideceğim mesela anladın mı? Ama şu an boss aradığım için geri yere... o yüzden gidiyorum. Normalde ileri gitmek istiyorsam hep sağa gideceğim. Sağcı olmanız lazım. Hangisi gideceğim ben şimdi buradan? Yani bu, bu onu bilmem mesela burada karıştı. Ne oldu şimdi? Ananı satayım en başa attı. Aa! Allah kahretsin dur. Aa bizimkiler kesti bana mı attı anahtarı? Gruptan çıkmayı unuttuk. Yok anahtar atmamış. C5'i kestiler tamam. Bir anahtar daha düşürsem aslında 3 anahtarım olur ve 8 sandık direkt bizim olur. 2.5 ondan 16 On altı... 20 won para mı yapıyor? Orada bir şeyler dönüyor. Allah lan anahtar al, al, lan anahtar. Çeki çekip vurdum mu? 100 kay vurdum galiba. Şerefsiz bana niye vuruyor? Boss önünde boss'a vursan. Şuradan var ya drop'u alırsam. Drop'a girdim. Anahtara gelsin yardım et. Pet kitabı sanda attı lan. Allah kar. Drop'a girdiydik pet kitabı. Canavar çıkarsa da kardayız. <laughs> Neyse yani burada savaşlar böyle beder ama düşük bütçeli çar yapın diyorum ama şu elması mutlaka becer sana karşı koymalı dizim. Zor çok sıkıntı yaşıyoruz. Çok zor ya. Becer hasara karşı koyma çok önemli çünkü herkes şaman oynuyor. Yeni sunucu da en azından. Anahtarımı getir diyor. Getirmem kardeşim o anahtar benim. Emeğim emeğim. Ben gittim onu. Emeğimle aldım. Geldiniz kafama vurdunuz. Ama pes etmedim. Anahtarımı vermedim. Yine başa gel. Birazını açayım. Hani gönüllerek ilk turun günah olmaz diye açacağım onu da. Bunlar bizim kendi payımıza kalan dediğim gibi. Anahtar vermeden girdiğimiz için bizim payımıza kalan bunlar. Bir 7 tane falan açabiliriz. Ronaldo 7 tane. 15 tam kalır. 7 tane de güzel çıkarsa oradan devam edebiliriz. Bu çöp, cool çöp. Yılan yelpazesi üretimi bir sandığı karşılık. E, çok fazla borcum var bu arada. Daha fazlasını açmayacağım. Bir tane silah taşı çıkarttı. Kutsama küresi ne yapayım? Bundan niye kutsama küresi çıkıyor? <laughs> Lan oğlum bu sandığın içinde kutsal ülkesi mi koyulur? Kuzey ruh taşı, çöp, bence üretim çöp beyler, Biz bu sandıkları açmıyoruz. Ama beyler, bakın yıllardır Metin 2 oynayan bir insan olarak size olayı söylüyorum. Şu an kötü drop açtık. İyi drop çıktı duracağım. Durdum. Eğer ki burada bıraksaydım şu 15 kuzey rüzgarı silah taşından mahrum olacaktım. Yıllarca Metin 2 oynamış bak. 4 senedir bu oyuna emek vermişim. Gönül vermişim. Bir de önden önce 20 senede 10 sene daha oynamış. am <laughs> Tamam o zaman chat şöyle yapıyoruz. Çok fazla 4 den oldu ama biz 5'e girdik. CH5'te bir silahlarla şansımız değil. Hayatım sar biliyorsunuz anahtarda böyle çılgın silahlar atabiliyor. Artı 8 yarı insan düşürdük. Artı da azap vardı. 2'den biri 8 geçim Şunda 9 ineceğiz. Bu da 2.5 ton falan ediyor. Şu an ediyor. Anahtardan şu 9 basarsam bir tane antika yakut kazanmış olurum anahtardan. Ben tak sesini bir alayım şuradan beyler. İlk önce azap kılıcıyla başlıyorum. Sanki böyle bir tek atacakmışım hissediyorum. Yer insanın geçeceğini düşünüyordum ben zaten. Bu 2.5 oyu -10, 3 anda satarız yer insanı. Şimdi biz gene geldik. Niye bu cennet bileziklere girdik? Beyler borçlandığımız için parasızlıktan kıvranıyoruz. En son bir 17 bon borcumuz daha vardı. Yazdık adam geri dönme. Dedik ki bu adam yoksa biz şu 17 bonu katlayalım. Az önce bastıklarımız vardı. Hani kendi düşürdüğümüz para harcama. 8 adet art 8 cennetin gözü bileziğimiz var. Buradan 9 adet art 9 cennetin gözü bilezik alacağız. Bazen <laughs> Cennetin gözü bezi tanesine 1.5 won verdik Pazarda 7 satılıyor. Hep söylüyoruz. Benim için muazzam bir zek. Muazzam bir key. Ninja yukarıda olduğu için ninja indiremedim. Şamanın şansı ne kadar iyi hiçbir fikrim yok. Umarım şaman bizi üzmez. Ki üzecek gibi de duruyor. Şu ana kadar 3 won kaybettik. Şuradan bir taksisi duyarsak bir rahatlayacağım. Acaba diyorum ninja'yı böyle aşağı kadar yürütüp tekrar yukarı çıkartsam mıydım? Çünkü birazdan o yedi bunu çöp atacağım gibi hissediyorum. Beyler tezgah bu. şabanla girmeyecektik tezgah bu. Tezgah geldik lan şu an. Geçmeyecek hiçbir bilezik. Tezgah lan. Tam şu an Ahmet Selim önünden su bardağını aldı ya Ali Koç. Genitim gözü bileziklerim giderken sanki son bir bardak suyum vardı onu da aldılar sanki önümden. <laughs> İki de iki geçerse beden paramızı kurtarırız anca. Bak diye bir ses gelecek bir de ikinci geçecek de anca öyle parayı kurtaracağız. <laughs> Yoksa hadi lan onu bir tane daha ne olursun parayı kurtarıp yedinci de geçti. Harbi Ronaldo bize güzellik yaptı. 8 numara Toni Kroos çok severim. Alman disiplini. Emekli olmadan Kroos abi. Böyle bana bir, bir rezik daha verirsen. Ronaldo yaptı güzelliğini. Geçirdim be Kroos abim. Beyler, beyler beyler. Şimdi ne yapsak? Bu zararı nasıl çıkartsak diye düşünmeye başlarken. ESY'de grup pazar yani bir şirket ismi gibi. Sanki holding ko... Ali Koç musun? Gerçi evet biraz öyle oldu. Ali Koç ben Aziz Yıldırım. Ortaklaşa Antika Yakut'a geliyoruz. Ama nasıl olacak? Onun seçtiği CHD ve map'te basıyorum şu anda. Dedi ki geçerse ortağız yanarsa Ömer sen borçlar şimdi yüzüyorsa da dokunmayacağım dedi. Dedim o zaman gel yanıma şöyle Ali Koç ve Aziz Yıldırım gibi poz verelim. Ben sana bu Yakut'lardan kazandıracağım. Özellikle özel iki tane Yakut'u. Birini çirkin seçti satarsak Efsu Yakut'u bölüşüyoruz. Geçmezse antika Yakut bende kalacak. Bana Yakut bükücü derler. Yakut'tan asla zarar ettiğim görülmemiştir. <laughs> Söylemişim Yakut asla kaybettirmez çift dortsa yetere gel şu de falan bir gün gelse bir gün para kıracağız misi de getiremiyorum bir türlü evso geçiremiyorum helal olsun donate Ciddi mi diyorsun bana ve Hakikaten mi? Dur reis dur gitme gel bir öpüşelim. Hey beyler hani tokalaşım Aziz Yıldırım yapıyor öyle koş öyle. İki doz, iki deli gibi Hayatım tezgah tası tarağı toplu dükkanı da kapatıyoruz. İnanılmaz borca girdim. Yani bu çarı bitirmek için inanılmaz borca girdiğim için şu an hala borç ödemeye devam ediyorum ve içeri çıkarmakta zorlanıyorum. Ama çarı dizmem önemli de çünkü ben buradan yaklaşık Alastor'dan 400-510 para kazanacağım. Parayı Lucifer'a götürürken veya burada yine content çıkartırken kullanmış olacağız. Anadolu'da gerçekten İşler işler çok duruldu. Pazardan da satış olmuyor. Borç ödemiyor. Pazardan satış olmuyor. Yine içeri çıkartamıyor. Anadolu'da her şey durdu. O yüzden zaten bırakmayı da istiyorum. Umarım anlayışa karşılaştınız. Gerçekten Alasur'u dönene kadar da çok uğraştık. Çok zorlandık. Sürekli tur atıyoruz. O yüzden content bazından biraz zayıf kalmış olabilir ama diğer videolarda Lucifer'a geçtiğimde telafi edeceğime söz veriyorum. Ama sözümü daha tutmamı istiyorsanız aşağıdan hayatım. Biz senin kötü gününde de yanındayız. Aşağıdan like'a basıyorum. Ben moralini düzelt. Sonraki video öyle geldi diyorsan eyvallah hayat. Kendine de çok güzel davran görüşmek üzere bye bye